Üniversitenizi bitirdiniz ama ilerleyen yıllarda başka bir meslek dalına merak saldınız. Bunun imkanını açık öğretim sağlıyor size. Anadolu Üniversitesi'nin açık öğretim fakültesine ilgi her geçen gün artıyor. Yurt genelinde binlerce kişi eğitimlerini uzaktan tamamlıyor. Açık Öğretim Fakültesi'nin en çok işletme, kamu yönetimi, adalet ve ilahiyat bölümleri tercih ediliyor. Açık Öğretim Fakültesi'nin uluslararası ilişkiler, maliye, aşçılık başta olmak üzere 69 bölümü bulunuyor. Antalya'da öğrenciler en çok sosyal ağırlıklı bölümleri tercih ediyor. Antalya'da ilk 2017-2018 eğitim öğretim yılında aktif olarak 10 bin tane öğrencisi var. Ama pasif olarak da 70 bin öğrencisinin olduğunu biliyoruz fakülte iş hayatından kopmadan eğitimlerini tamamlamak isteyenlere cazip geliyor. Açık öğretim fakültesinin örgün öğretime göre dezavantajı ya da avantajı var mıdır? Açık öğretimin en büyük avantajı, eğer siz iş hayatınızı bırakamıyorsanız, çalışmak zorundaysanız, açık öğretim size eğitim öğretim hayatınızı devam ettirmek için bir imkan sağlıyor. Örgün öğretim gibi yüz yüze sürekli okula gelmek zorunda değilsiniz. Fakültede yüz yüze eğitim hizmeti de verilmeye başlandığı talep halinde öğrenciler dersleri okullardan takip edebiliyor. İstiyorsa öğrenci akşam onları yine yüz yüze eğitime Açık Öğretim Üniversitesi'nin belirlediği dönem bazında, yıl bazında belirlediği dersler oluyor. Onları kolaylıkla alabiliyorlar. Açık Öğretim Fakültesinin 2018-2019 eğitim öğretim yılı ön kayıtları başladı. Antalya'da başvurular iki noktadan yapılabiliyor.